Evet Mehdi abi, geçen hafta programımızda hatıralar bölümüne geçmiştik. Geçen hafta bahsetmediğiniz hatıralardan bahseder misiniz? Onları dinleyelim. Ondan sonra da bu icra süreci nasıl başladı, neler yaptınız, neler yaşadınız? Sonra onları en son bölümde onları da dinleyelim diyoruz. Öncelikle Peki, kaldığı yerden başlayın. Buyurun abi. Nasıl uygun görüyorsunuz? Buyurun. Eskişehir'de 1983 yılında Naci abinin gelmesiyle Allah'ım dostum çok ciddi böyle bir atılım oldu. Arkası arkasına yurtlar açıldı. Talebe evleri açıldı. Tabii hepsi çok enteresan yalnız. Yurt açıldı. Yurdun bitişinde meyhane var. Beşer katlı iki tane bina. Abi kardeş birisi bize verdi kiraya, birisi de daha evvel çalışırdı, meyhaneye devam ediyor. Tabii ruhsat alacağız. Vali Hanifi Demirkol, ya nasıl ruhsat vereyim? Bir kapıdan meyhaneye giriliyor, öbür kapıdan İmam Hatip Lisesi talebelerinin yurduna giriliyor. Nasıl olacak bu? Onlar önce açtırıldığı için öncelik hakkı onların. Onun için yani ben ruhsat vermem mümkün değil. Naci abi gönderdi bizi, dedi ki Vali Bey'e söyleyin. Vali Bey burada hesap vermesi kolay ama zor mahşerde Allah'ın karşısında bu talebeler sokaklarda kalırsa nasıl hesabını vereceksiniz? Vali Bey'e bunu söyleyin, yeter dedi. Tabii biz de durumu anlattık Vali Bey'e, dedik burada İmam Hatip talebeleri kalacak. Anadolu'dan gelen çocuklar. Bunları mutlaka bir yere yerleştirmek lazımdı. Başka yerde yok zaten. Getirin dedi, imzalayayım ne olursa olsun. Ve elhamdülillah o şekilde de o yurt açılmış oldu. Afyonçay'da bir yurt açmıştık. Tabii oraya bir savcıyla şey geliyor, hakim karı koca. İkisi de kızıl komünist. Bir akşam ders yapılırken basıyorlar yurdu. 11 kişi içeri alıyorlar. Esnaf abilerden 7 kişi. 4 kişi de talebelerden, yöneticilerden alıyorlar. Tabii şeyde, Konya Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde her ay Eskişehir'den gidip onların mahkemelerini takip ediyorduk. Bu tarih hangi tarihte oldu bu olay? 1988 yılında ve arkadaşlar, talebe arkadaşlara 2 yıl 7 ay hapis cezaları verildi onlara. Esnaf abilere daha fazla verildi. Bir tane milli eğitim müfettişi vardı. Adamcağız geldi mahkemede 4 ay içeride yattı. 4. ay mahkeme sırası ona geldi. Hakim bey dedi, ben 4 aydır yatıyorum, niye yattığımı bilmiyorum. Ben eskiden dedi her akşam köfelik içerdim dedi. Beni polisler bekçilere havale ederlerdi. Bekçiler şeyle, el arabasıyla veyahut da bir şeyle alırlardı beni, eve götürürlerdi. O zaman ne karakol yüzü gördük, ne bir sıkıntı çektik. Dedik ki vatana millete faydalı insanlar yetiştirelim, nesillere sahip çıkalım diye arkadaşlar geldiler, bizi ikna ettiler. Biz de yanlarında gittik, o akşam da bastılar yurdu, getirdiler buraya. Benim suçum ne, bir söyler misiniz? Tabii hakim bey başladı gülmeye. Ya dedi, sen şahit getirilmişsin dedi. Sen kaç aydır yatıyorsun? 4 aydır. Ya 4 aydır dedi, yani şimdi kim ödeyecek dedi benim şeyimi. Adamcağız o gün tahliye oldu ama Cenab-ı Allah fazla yaşatmadı. 2 ay sonra vefat etti. Böyle o zaman da çok böyle ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Tabii Eskişehir'den İstanbul'a geçişimiz, gazeteye geçtikten sonra gazetede müfettiş olarak göreve başladık. Tabii gazeteciliği bilmiyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz. İşte il il dolaşın dediler bize. Ahmet Sarıgüzel'le beraber her hafta 7-8 vilayet dolaşmak üzere her akşam bir vilayette kalıyoruz. Gazete anlatılıyor, gazetenin önemi anlatıyor. Hoca Efendi gazeteye ne kadar önem verdiği anlatılıyor. Onun için biz de gittiğimiz yerlerde bunları anlatıyoruz. Tabii her gittiğimiz yerde çok ciddi şeyler alıyoruz. Mesela İzmir'e gittiğimizde, İzmir'de kızlarımız 9 Eylül Üniversitesi'nde okuyan kızlarımız abonya kampanyası için çıkıyorlar.
bahçeli evleri dolaşırken bir zili basıyorlar. Tabii zili basıyor kız, fakat bir türlü elini çekemiyor zilden. Arkadaş diyor ki, ne yapıyorsun? Bu kadar uzun zile mi basılır? Diyor, çekemiyorum elimi. Ya çek kızım diyor, niye çekemiyorsun? Çekemiyorum diyor. Öbür arkadaşı da yardım ediyor. Bir türlü elini çekemiyorlar. O öyle zil takılı kalıyor. Sonra biraz sonra bir kadın çıkıyor. Tabii gözleri şeylerinden çıkmış böyle, fırlamış. Kıpkırmızı, saçları karmakarışık, böyle perişan bir halde bir kadın çıkıyor. Ne basıp duruyorsunuz zile bu kadar diyor. Özür diliyorlar, diyorlar ki zilden elimizi çekemedik. Tabii nesiniz diyor, sabah sabah niye geldiniz diyor, beni rahatsız ediyorsunuz. Biz diyorlar 9 Eylül Üniversitesi'nde çalışıyoruz. Zaman Gazetesi'ni seviyoruz. Gazetenin bizim çok değerli ansiklopediler veriyor, kitaplar veriyor. Onun için Abanya'da kampanyasına çıktık geldik, sizden bu konuda abone olmanızı istiyoruz. Kadın tabii istemeyerek böyle içeriye şey diyor, kızlarımızı alıyor. Nasıl kitaplar diyor, anlatın bakalım. Diyor işte Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını anlatan kitaplar, onun sahabelerin hayatlarını anlatan kitaplar anlatıyorlar kızlar. O kadar böyle güzel bir hava oluyor ki kadıncağız şaşırıyor ve abone oluyor. Sonra çay falan ikram ediyor. Sonra kızlarımızı gönderirken bir dakika diyor, bir arka tarafa dolaşır mısınız diyor bahçeye. Bahçeye gidiyorlar. Kızlarımız korkuyor başta. Ne oluyor acaba? Tabii kadın bir içeriye baktıklarında ağaca ipi asmış. Kadın diyor ki, siz geldiğinizde boynumda ip asılıydı. Eğer siz ile o kadar fazla basmış olmasaydınız şu anda ben hayatta olmayacaktım. Beni intihardan kurtardınız, ölümden kurtardınız. Zor da olsa yaşamak güzel şeymiş. Şimdi yaşamanın ne kadar güzel olduğunu anladım. Sizin gibi güzel çocukları görünce gazetenize de abone oldum. Bundan sonra gelin beni yalnız bırakmayın. Tabii bunu Hoca Efendi'ye anlattığımızda çok hoşuna gitti. Bakın dedi, hayatına kasteden insanları bile dedi Allah sizin elinizi kurtarıyor. Bak dedi, ne kadar güzel işler yapıyorsunuz. Gazeteye uğradım pazar günü. Baktım Maraş'ın Elbistan ilçesinden bir telefon. Tabii santralci arkadaş bağladı telefonu. Abi dedi, böyle böyle sabahleyin dedi Elbistan'dan bir bacımız aradı. Hıçkırıklarla ağlayarak bir şeyler anlatmak istiyordu. Buyur dedim, nedir? Bugün pazar, yetkililer böyle erken gelmezler. Nedir senin derdin? Geldiklerinde ben anlatayım. Sonra gazete okumaya başladım. Sağını solunu şey derken bir baktım. Ahmet Şahit Hoca'nın köşesinde yazısı beni intihardan vazgeçirdi. Baktım ki İslam'da intihar yoktur. İntihar edenlerin ebedi hayatı cehennem olacak. Santralci çıktı. Durumu arz ettim. Ne olur bana yardımcı olun. Tabii anlattı bunları kardeşimiz bize, bana. Ben hemen Elbistan temsilcisini aradım. Dedim ki şu adreste böyle bir rileri var. Böyle sıkıntıları varmış. Bunların bu sıkıntılarını giderelim. Ne gerekiyorsa yapın. Gerekirse biz buradan gönderelim. Ama onlar her ay siz mutlaka onlara gerekli yardım yapın. Allah razı olsun, temsilci arkadaşımız iki tane esnaf abiyi yanına alıyor. Gidiyorlar. Kadına da telefon ediyorlar. Diyorlar listeni yap. Ne ihtiyacın varsa biz gelip ihtiyaçlarını gidereceğiz. Adresi buluyorlar. Kadınla konuşuyorlar. Alıyorlar kadını. Ne ihtiyacı varsa alıyorlar. Dedim bacım, arkadaşlar geldiler mi? Yardımcı oldular mı? Allah sizden ebeden razı olsun. Dün de temsilciniz geldi. İki de esnaf arkadaş vardı yanlarında. O esnaflar dediler ki, ne ihtiyaçların varsa her ay biz karşılayacağız. Sen listeni yap, biz onları karşılayacağız. Seni kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Tabii dünyalar benim oldu. Akşam güzel bir çorba şey ettim.
Yavrularım karınlarını güzelce doyurdum. Geç saatte yattım. Bir baktım iki tane zat geldi. Bembeyaz sakallı. Bana dediler ki kızım korkma. Seni bir yere götüreceğiz. Üzerime bir çarşaf örttüler. Beni aldılar. Bir baktım Medine'de Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıkardılar. Bu Tabii ben rüyasında, bunları rüyasında görüyor. efendim Rüya görüyor, rüyasında görüyor bunları. ya böyle rüya görüyor ya kaza halinde bir şey yaşıyor. Tabii bir baktım iki kişi geliyorlar karşı taraftan. İkisinin elinde de veste var. Geldiler edeple Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda dikildiler. Efendiler Efendisi sordurdu. Nedir o elinizdeki? Tabii ikisi de besteyi gösterdiler. Zaman. Kızım dedi bu ne dedi? Efendimiz sordu. Zaman. Bunu dedi tersten okursan ne dedi? Namaz. Ben bir feryat ettim namaz diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yavrum bundan böyle beş vakit namazını kıl. Ben sana burada şefaatçi olayım. Tabii ondan sonra bir baktım evdeyim. Ve Allah ebeden razı olsun. Bu arkadaşlar her gün halimi hatırımı soruyorlar. Haftada bir en az ihtiyaçlarım varsa ihtiyaçlarımı alıyorlar. Ve bu gazete benim hayatıma bir düzen verdi. Beş vakit namaz kılar hale geldim. Evde bambaşka bir huzurumuz oldu. Allah sizlerden ebeden razı olsun diye dua ediyordu. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah böyle bu vesilelerle bize çok büyük hayırlara vesile olacak güzellikleri lütfediyordu. 90 yılı itibariyle açılımlar başladı. Risale-i sempozyumları başladı. Bununla beraber sempozyumlar başlamadan evvel Hoca Efendi bize kanaat önderlerini ziyaret edin dedi. Hem İstanbul'da Esat Coşan Hoca Efendi'den Ahmet Sarıgüzel kardeşimizle gittik. Tabii böyle böyle bir Hoca Efendi'nin selamları var. Gönderdi. Ebedi Risale Sempozumu yapacağız. Bu konuda yardımlarınızı, dualarınızı bekliyor. Hoca Efendi yapacaksa, işin başında o varsa biz sonuna kadar arkasındayız. Sizleri çok seviyoruz. Allah yardımcınız olsun. Esas da Hoca Efendi'den bu şeyi aldıktan sonra bir liste yaptık. Ağrı'da Nusret Efendi vardı, üstadın talebelerinden. Ağrı'ya gittik. Nusret Efendi dışarıya hiç çıkmıyormuş. Tabii bizi kabul etti. İçeriye girdik. Baktık bir kanepe var. O kanepeye tabii Nusret Efendi otursun diye biz yere diz çöktük oturduk. Bilal kardeşimiz, Ahmet Sarıgüzel üçümüz beraber. Dedik Hoca Efendi'nin selamları var. Biz de dedi ki ben dedi sizin olduğunuz yerde dedi böyle yüksek bir yerde oturamam dedi. Siz dedi Allah ve Resulü'nün yeryüzünde temsilcileri sizsiniz şu anda dedi. Arkadaşlar Orta Asya'ya götürmüşler. Oradaki okulları göstermişler. Müesseseleri göstermişler. Onları görünce iyice ne böyle kendinden geçmiş. Ben diyor her sene diyor üstadın talebelerinde abilerle kardeşlerle diyor. Senede iki sefer görüşme yaparız. Bu görüşmelere diyor Orta Asya'ya da gidip geldikten sonra dedim ki arkadaşlar bu işin sahibi Hoca Efendi. Gelin dedim artık inadı bırakalım. Hoca Efendi'nin her dediğine destek olalım. Fakat arkadaşlara bir türlü bunu kabul ettiremedim. Benden ne istiyorsanız ben maddi imkanları olmayan bir insanım. Şu Keçeli Bilal var ya şu Keçeli Bilal dedi Bilal kardeşim gösterdi. Benim dedi üstad buraya beni görevlendirdi. 40 seneye geçti dedi. 40 sene zarfında dedi. İki tane medrese ancak açabildim dedi. Şu Bilal buraya 3 sene evvel geldi dedi. Şu anda dedi üniversiteye hazırlık kursu. 3 tane yurt. Bir sürü medreseler açtı dedi. Demek ki dedi Allah bu işe dedi sizin vasıtanızla yürü demiş. Rabbim dedi bunlara sizlere yaptırıyor.
Hele dedi Orta Asya'ya gittim ki dedi. Orada gördüğüm şeyler bana dünyaları verdi dedi. Benim bir Buyur. hatıram var. Tam yeri geldi, ben ondan bahsedeyim. Yıl 1997. Pakistan'dayım. Ailecek oradayız, ailecek. Türkiye'ye geleceğiz. Elimizdeki parayla uçakla gelemiyoruz. Bir kişi 1.000 dolar bir kişi. 500 dolar para lazım. Bir parayı biriktirememişiz. Türkiye'ye gelme şeyimiz yok. Mecburen İran üzerinden, karayolundan gelmek zorunda kaldık. O 2.000 dolara çözülüyor. O paramız yetiyordu ona. O şekilde gelmeye karar verdik. Uzatmayayım. 3 günde geldik Ağrı'ya kadar. Ağrı'ya geldik. Bilal Hoca orada. Aynen öyle. Bilal orada. Sonra bizi hemen oraya götürdü. Nusret Hocam'a götürdü. Böyle ikindi vakti gibi de, yani ikindi kıldık arkasında. Öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. İkindi kıldık o galiba. Sonra dedi ki bize, bu hizmet çok önemli dedi. Buna sahip çıkın dedi. Sakın dedi hocam şeyin dediklerinize çıkmayın. Ne diyorsa yapmaya çalışın. Biz de peki efendim diyor. İşte biz de bunu yapıyoruz. Bilal Hoca anlattı. Bu abimiz dedi işte Pakistan sorumlusu. Oraya gazete temsilcisi aynı zamanda. Ama uçak parasını bulamadığı için karayolundan ayrıca geliyorlar. Üçüncü gün buraya ulaşmışlar da Pakistan'dan. Sizi ziyaret ettiler diye söz bahsedince çok duygulandı. Dedi bu işleri samimiyetle yapılınca böyle oluyor işler dedi. Anlattı bir şeyler. Baktı biz böyle çok fazla şey yapmıyoruz. İşi anlamıyoruz. O dedi ki en sonda adam dayanamadı. Açık konuştu. Bak dedi. Bu hizmet dedi. Bu vazife dedi. Hoca Efendi'ye verilmiş dedi. Aynen. Bu âli bir mecliste dedi. Vazife bizzat Hoca Efendi'ye verildi. İcrayı o yapacak. Bize de dua düştü. Oğlum dedi. Hoca Efendi'nin peşine ayrılmayın dedi. Bu işe sahip çıkın dedi. Bu dava inşallah aynı zamanda büyük vazife yapacak. Bunu Elhamdülillah. buna benzer. Yani o manevi bir alemde o zaten öyle bir manevi görünmez. Evliya bir zat o. Hoca Efendi'ye vazife verildiğini, diğer büyük zatlara da dua etmek düştüğünü bizzat orada kendisi ifade etti. Ben şok oldum. Yani ben bir Sungurav'dan duymuştum bu şeyi 92 yılında. Bir de 97 yılında bu zattan duydum. O diğer hatıram önemli değil şu anda. Bunun yeri değil. Yani o zat hakikaten kalbi ehli kalp, açık bir zat. Dediği gibi 40 senede ikiye başladım diyor. Bilal Hoca geldi diyor. Bundan oldu. Bilal'in bir şey değil ki. Allah kuluna yürü demiş. Önünü açmış. Hoca Efendi işin başında olduğu için Cenab-ı Hak da her türlü şeyi bir anda yaptırıyor. Orta Asya'ya gidince kendi de görmüş bizzat maşallah. Kendi de görmüş. Ben de öyle bir hatıram oldu o zatla. Allah razı olsun. Hocam Devam müsaade edin. ederseniz daha önce anlatmıştım da Marlon Luthor'un rüyası Zaman Gazetesi'nde 2 defa yayınlanmıştı. Yani rüyası değil de müşahadesi. Evet. Zaman yeni çıktı. Mulla Nusret Hocanın. Evet. Mutlu Hoca. Allah Mutlu gani gani Hoca. rahmet eylesin. Yayınladı o. Ben onu Evet. anlatmıştım. O da makalesinde koydu onu. Tamam. Buyur hocam devam et. Tildo'ya geçtik. Molla Burhanettin Hazretleri'ni ziyaret ettik. Evet, biz gittik. Çocuklara Kur'an şey diyorum, ders veriyormuş. Dedik sakın rahatsız etmeyin. Biz Hoca Efendi'nin talebeleriyiz. Üstadı görmeye geldik. Bekleriz dedik. Çocuk koşarak gitmiş, haber vermiş. Dersi kesti geldi. Aynı köşede oturduğu bir postikisi vardı böyle 60 40-50 santim böyle şeyde. Bir postikisi vardı. Oraya tabii oturması gerekiyor. Biz buyurun dedik. O da geldi diz çöktü. Bizim şeyimize diz dize oturdu böyle. Aynı Nusret Efendi'nin söylediği gibi sizlerin karşısında dedi böyle yüksek yerlere oturulmaz dedi. Bu işi dedi siz götüreceksiniz. Allah ve Resulünün davasını dedi sizler omuzlamışsınız. Bu görev dedi Hoca Efendi'ye verilmiş. Aynı size dediği gibi Allah dedi Hoca Efendi'ye biz dedi her cuma günü dedi cuma namazından sonra burada dedi üstattan kalan ne kadar dedi talebesi varsa onlar bir araya geliyoruz. Hoca Efendi ve cemaati için dedi her cuma günü sizler için dua ediyoruz dedi. Cenab-ı Allah dedi bu hizmetin kıymetini bilin ve Hoca Efendi'nin arkasından ayrılmayın. Onun için Cenab-ı Allah hiçbir kardeşimizi ayağını kaydırmasın, hiçbir kardeşimizi bu güzelliklerden ayırmasın inşallah.
Tabii ilk defa İstanbul'da Ebedi Risalet Sempozyumu yapıldığında 90 yılında salonu tutmaya gittiğimizde salon müdürü dedi ki biz dedik bir sempozyum yapacağız. 3 gün devam edecek. Cuma, cumartesi, pazar salonu istiyoruz. Adam dedi siz deli misiniz dedi. Bilimsel bir toplantı yapacaksınız dedi. 15 bin kişilik salona talip oluyorsunuz. Bu salon dedi açılalı kaç sene oldu dedi. Şimdiye kadar bu salonu dolduran kimse olmadı dedi. Siz dedi nasıl, hangi akılla dedi talip oluyorsunuz? Eğer dedi çok fazla insan geleceğini zannediyorsanız dedi. Şeyde dedi, Fatih'te dedi böyle güzel salonlar vardır dedi. Orada bir salon tutun dedi. O salona dedi almazsa dersiniz ki salonu küçük geldi almadı. Şimdiye kadar dedi bir tek Erbakan Hoca dedi rahmetli. O dedi bir kongresini burada yaptı. Yarısına kadar ancak doldurabildiler dedi. Siz dedi hangi akılla dedi buraya talip oluyorsunuz? Biz dedik akıl istemiyoruz. Burada dedik sıradan bir insan değil. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatılacak. Onun için biz salonu istiyoruz. Adam dedi veremem dedi. Spor Bakanını devreye koyduk. Bakanın talimatıyla adam çağırdı bizi, verdi salonu, sözleşmesini yaptık. Tabii 3 gün. Pazar günü tabii salonun belki bir kat insan dışarıda kaldı. Salona içeriye girenlerden şey. Tabii adam hayretler içerisinde kalmış. 3 tane adam çekmiş demiş ki şu çevredeki bütün demiş otobüs şey duraklara bakın. Şey, garajlara bakın. Bütün illerden hepsinden insan getirmiştiniz. Bu kadar büyük bir organizeyi nasıl yaptınız? Pazartesi günü gittiğimizde hayretler içerisinde kaldı. Biz teşekküre gitmiştik adama. Dedi ki kardeşim sizin bana değil benim size teşekküre gelmem lazımdı. Şimdiye kadar salonu bu kadar temiz hiç almadım. Biz salonu bırakırken gül suyuyla yıkayarak bıraktık. Şimdiye kadar bir sürü siyasiler burada mitingler, kongreler yaptılar. Ama öyle bir rezalet salon bıraktılar ki günlerce o salonu temizleyemedik. Ama sizden öyle bir salon aldık ki dedik ki ya Müslümanlar demek ki bu işin hakkını veriyorlar. Biz bugüne kadar çok yanlış yapmıştık. Bundan sonra bunlarla beraber olalım. Rabbime şükürler olsun. Hangi salon tutulduysa bütün tutulan salonlarda o güzellikler yaşandı. Konya'ya Said Ramazan el-Buti gelmişti Suriye'den. Allah rahmet etsin, nur içinde yatsın. Üstadımızın da talebesi. O mübareği bir hafta boyunca burada kaldı. Onu bir hafta misafir etme görevini bize verdiler. Allah ebeden razı olsun büyüklerimiz. İstanbul'dan uçakla Ankara'ya gönderdim. Ankara'da Mustafa Fidan abiyle Hamit Cürdoğan aldılar, karşıladılar. Tabii ben de arabayla İstanbul'a, Ankara'ya geçtim. Ankara'dan Konya'ya geçeceğiz. Konya'dan Bursa'ya, Bursa'dan İzmir'e böyle 3-5 yeri gezdirerek öyle İstanbul'a getireceğim. Böyle bir program yaptık. Tabii Ankara'da arkadaşlar onu akşama kadar bütün okulları gezdirmişler. Akşam Akın İpek kardeşimiz arabasıyla Konya'ya getirdi. Konya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Ürün'dü o zaman. O gelen misafirlere bir yemek veriyor. Ali Ulu Kurucu hocamız da orada. Ali Ulu Kurucu hocamız böyle hıçkırıklarla ağlayarak bir açılış konuşması yaptı ve sözü Said Ramazan el-Buti'ye verdi. Ramazan el-Buti diyor ki ben 1970 yılından beri Türkiye'ye geliyorum. İlk defa buram buram İslamiyet'in burnuma koktuğunu Türkiye'de şimdi şahit oluyorum. Esas dedi bu kardeşlerimizin dedi okullarında, yurtlarında, müesseselerinde, evlerinde yetiştirdiği çocuklara bakın. Onlar gelecekte inşallah
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ikinci asr-ı saadet dönemini tekrar Allah onların eliyle lütfedecek inşallah. Ertesi sabah kongreye çıktığında salona giymiş olduğu takım elbisenin diz kapakları yamalıydı. Tabii oradan Konya'daki şeyden sonra sempozyum sonrası Bursa'ya geçtik. Bursa Uludağ'da abiler kamp yapıyordu, İstanbul'daki abiler. Onlar davet ettiler, dediler ki Said Ramazan Erbuti'yi alıp da bir akşam bize dinlettirsen. Tamam dedim, görüştük kendisiyle, aldım oradan. Sen dedi nereye götürürsen ben oraya giderim. Tabii Bursa'ya geçtik. Bursa'da Uludağ'a çıkacağız. Tam Uludağ'a tırmanırken öyle bir sis kapladı ki göz göz görmüyor. Tabii polisler orada çekmişler. Gelen bütün arabaları durduruyorlar. Orada bir kahve var. Kahveye davet ediyorlar. Biz de mecburiyet karşısında tabii durduk. Bir yarım saat falan. Baktık açılacağı yok havanın. Abiler de acele ediyorlar. Orada bir ara bir kargaşa oldu. Öyle polisler bir anda çektiler. Hemen onlardan şey fırsat şey ederek Sayit Ramazan'ın Elbuti'yi arabaya bindirdim. Yukarıya çıkmaya başladık. Benim başım camda. Dışarısı hiçbir şey gözükmüyor. Bir taraftan sis, bir taraftan böyle iki tarafta kar. Böyle çok uzun bir süre içerisinde Uludağ'a çıktık. Tepe pırıl pırıl ay ışığı. Müthiş bir güzellik. Oraya yukarıya çıkınca bana dedi ki Mehdi evladım dedi sana bir ehliyet verelim. Hayrola hocam dedim. Nasıl cesaret ettin de dedi bu arabayla buraya kadar geldin. Dedim ki Cenab-ı Allah senin gibi büyük bir alimi taşıdığından dolayı inşallah dedim kazasız belasız çıkacağımıza inanarak çıktık yola. Rabbim de dedik lütfetti geldik buraya. Salondakileri bir gördü. Gözyaşlarıyla böyle Suriye'den bahsetti. Hafız Esad'dan bahsetti. Onun son dönemlerini anlattı. Bütün abiler ağızlarını açık dinliyorlar. Hocam dediler, sizin anlattıklarınızın tamamen tersini biliyoruz biz. Son zamanlarda dedi Allah ona dedi bir ilham verdi dedi. Camide dedi vaaz ederken Cuma günü dedi. Vaazım sırasında okuduğum ayette anlattığım şey dedi. Tam o sırada dedi Hafız Esad giriyor içeriye. Tabii ona anlattığım şeyler sanki diyor ona anlatılmış gibi şeydi diyor. Bana dediler ki sen hemen kaybol yoksa bu adam seni şey der, yok eder. Allah'a hamdolsun hiç çekinmedim. Ve saraya davet etti. O davetten sonra çok güzel kapılar açıldı. Cenab-ı Allah böyle bir hizmet etme imkanını lütfetti. Aynı dedi bu hizmet metoduyla ama dedi ufak çaplı orada da bir hizmet başlattık ama dedi Cenab-ı Allah inşallah böyle burası gibi büyütür. İzmir'de Hoca Efendi ile görüşürdük. Hoca Efendi o kadar şey gösterdi, iltifat etti. Hatta oturmak istemedi yanında. Ayakta dikiliyordu. O da diz çöktü oturdu Hoca Efendi'nin yanında. Senin oturmadığın yerde ben de oturmam dedi. Hoca Efendi mi ayakta bekliyordu Evet. Ramazan Elbuti'yi? O kadar saygı gösterdi. Ve oradan İstanbul'a geldik. İstanbul'da gazetede gece misafir ettik. Sabahleyin uçağa bindireceğim. 710 dolar gidiş dönüş uçak bilet parası. Mehdi yavrum dedi 600 doları bunun dedi. Arkadaşlardan borç alıp geldim dedi bileti alırken. Kendime ait 110 dolarım var dedi. Al şu 110 doları de dedi. Bunu dedi hizmette bir yerde kullan dedi. Bursa'da kendisine rica ettim. Dedim ki hocam müsaade edersen burada dedim dünya çapında ünlü Merinos kumaş fabrikası var. Buradan dedim size bir takım elbiseli kumaş hediye edelim. Lütfen kabul buyurun. Hayır dedi. Kesinlikle dedi. Ve
İstanbul'da da bunu yapınca 110 doları verdim. O sırada Orta Asya'ya gidecek arkadaşlar vardı. Valizlerini hazırlıyorlardı. Hocam dedim bak bu arkadaşlar Türkmenistan'a gidiyorlar. Senin paranı da Türkmenistan'a gönderiyoruz. Orada inşallah dedim arkadaşların dertlerine deva olacak. Mehdi yavrum dedi. Allah bana bundan sonra ömür verirse gittiğim her yerde dedi bu davayı anlatacağım. Artık dedi bu hizmeti bütün dünyaya duyurmayı bir vazife olarak dedi. Nereye dedi çağrılırsam her gittiğim yerde sizlere yaptığınız hizmetleri anlatacağım. Hekimoğlu İsmail abi ilkokulu bitirdikten sonra diyor ailemizin durumu diyor şey olmadığından dolayı müsait olmadığından dolayı astsubay okuluna gittim diyor. Füze okuluna. Tabii okuldayken diyor içimde bir boşluk var. O boşluğu bir türlü dolduramıyorum. Tabii üstadı gazetede böyle ikide bir tutuklanıyor. İşte Üstad Bediüzzaman Hazretleri tutuklandı. Şu kadar talebesi tutuklandı. Şuraya gönderildi, buraya gönderildi. Dedim ya kimdir bu Bediüzzaman? Dediler bunun bir tane talebesi var. Zübeyir Gündüzalp. O dediler postanede memur. Ona gidersen üstad da seni görüştürebilir belki. Bir gün dedi ki sana çok büyük bir görev var. Gidebilir misin? Üstadla görüşür müsün? Ya dedim abi onu bekliyorum. Böyle bir fırsat olur da görüşmez miyim? Dedi üstada kitaplar hazırladık. Risale-i Nurları. Onları tahsis etmesi lazım. Şeyde kalıyor kendisi Emirdağ'da. Emirdağ'a götür üstada teslim et. Eskişehir'de yattım ama sabaha kadar hiç uyuyamadım. Sabah namazını kıldım, çıktım, otobüsü bekliyorum. Otobüse çıktım. Tabii valizlere o zaman böyle alta değil bagajlar yukarıya konuluyordu. Yukarıya bagajı koydum. Ve tabii üzerini de branda ile kapatıyorlar. Emir Dağı'na geldik. Tabii otobüsten bagajı indirmelerini beklerken bir genç geldi yanımıza. Böyle beş kişiyi gösterdi. Sen dedi. Beş kişi. Gelin benimle dedi. Eyvah dedim. Valiz elimizde daha üstada teslim etmeden yakalandık. Neyse peşine düştük. Gidiyoruz. Meğersem Ceylan abiymiş. Üstadımız Ceylan abiyi göndermiş. Beş kişi misafir gelecek. Git onları al gel. Ne o bizi tanıyor ne biz onu tanıyoruz. Öbür arkadaşlara da sordum. Hepsi ilk defa gidiyorlarmış. Tabii üstadın evine götürdüler. Götürdü. Bizi şöyle hilal şeklinde oturtturdu. Ondan sonra Bayram abi geldi. Bayram Yüksel abi. Üstadın yanından çıktı. Bizi şöyle hoş geldiniz dedikten sonra üstad dedi gelecek şimdi dedi. Tekrar çıktı. Üstada haber verdi. Üstad Hazretleri biraz sonra kapıda belirdi. Ellerini şöyle kaldırdı. Hoş geldiniz kardeşlerim, hoş geldiniz kardeşlerim. Üç sefer hoş geldiniz dedi. Hoş bulduk efendim dedik. Kalkmak istedik, kalkmayın dedi, oturun. Oturduk. Sırayla başladı en baştan. Her bir arkadaşa beşer dakika bir şeyler soruyor ama ne soruyor, ne ediyor hiç bilmiyoruz. Çünkü hiç kimseye kimsenin söylediğini duymuyor. Bana geldi. Dedi sen ne yapıyorsun? Ben dedim astsubay okulunda talebeyim. Dedi kahramansın sen dedi. Dedi ki Amerika'ya dedi Risale-i Nurları götür dedi. Tabii ben şaşırdım. Ben kim? Amerika'ya gitmek kim? Ama diyemedim tabii bunu üstadı. Sonra bir beş dakika bir şey anlattı ama ne anlattığını anlayamadım. Ceylan abiyi çağırdı tekrar. Arabayı çıkar dedi. Bu arkadaşları al hemen dedi çiftelere götür. Çiftelerden Eskişehir'e geçsinler. Sakın dedi arabaya bindirmeden dönme dedi. Çiftelerde otobüs kalkmıyorsa başka bir şeyle gönder onları veyahut da sen götür. Baş üstüne dedi. Hemen bize dedi hazırlanın inin aşağıya. Neyse üstadından sarıldık. Bana dedi ki
Çok büyük bir kahramanlık yaptın. Bunları dedi alıp getirdim buraya kadar. Onun için dedi sana bir sarılayım dedi. Talebeliğe kabul ettim seni dedi. Üstadımız kucakladı. Neyse aman dedi jandarmalar şey etmeden dedi bir an önce dedi buradan ayrılın. Neyse Allah'a ısmarladık dedik ayrıldık. Ve Eskişehir'den İstanbul'a geldim. Zübeyir abi arkada abileri toplamış. Herkes merakla üstattan haber bekliyorlar. Dediler ne oldu? Böyle böyle dedim. Üstatla görüştük. Sağlığı sıhhat dedim çok iyi elhamdülillah. Neşesi de çok yerinde. Dedim yalnız üstat bir şey söyledi. Bir türlü anlayamadım. Hala kafam böyle şey diyor. Amerika'ya gidersen Risale-i Nur'ları götür dedi. Zübeyir abi dedim ben kim? Amerika'ya gitmek kim? Üstadımız ne için söyledi bunu anlamadım. Dedi üstad söylediyse bir hikmeti vardır dedi. Görürsün inşallah dedi onu da. Tabii aradan 3 ay geçti. 3 ay sonra listeler okunuyor. 66 kişilik bir liste Amerika'ya füze kursuna gidecek Teksas'a. Başımızda bir albay, bir yarbay, bir binbaşı var. 3 tane komutan var. 66 tane talebe. Albay dedi ki herkes bir bavul, bir valiz alacak. Giyim eşyaları konulacak. Valize de kitaplar konulacak. Bunun haricinde hiçbir şey götürülmeyecek. Bir tane yüzbaşı geldi. Bütün bavulları, valizleri açın dedi. Oraya girmeden evvel yanımdaki arkadaşa söyledim ben. Bir tek namaz kılan o vardı. Dedim ki ben dedim bavulumda Üstad Bediüzzaman'ın kitaplarını götürüyorum. Tabii eskimez yazıyla yazıldığı için o zaman kitaplar tam bir bavul dolduruyor. Seni içeriye alırlar. Amerika'ya gitmeden buradan içeriye alırlar. Dedim ki Amerika'ya gitmeden beni içeri alacaklar madem ki. Kitapları da elimden alacaklar madem ki. Kendileri alsın dedim. Ben açmıyorum onu. 99 bavul, 99 valiz içerisinde açılmadan, kontrol edilmeden tek uçağa verilen bavul benim bavulum oldu. Bütün bavullar, valizler kontrol edildi. Benimki edilmedi. Benimkine gelince hemen çarpı işareti koydu. Tebeşirle çarpı koyuyor. Attı şeye banta ve Amerika'ya gittik. Amerika'da daha sıkı kontrol var. Yurt dışından gelenler hastalık getirmesin diye böyle havaalanında çok daha ciddi bir kontrol var. Aynı şekilde 99 bavul, 99 valiz içerisinde yine fedilmeden Teksas uçağına aktarılan benim bavul oldu. Şimdi havaalanına gelenler kimisi İncil dağıtıyor, Tevrat dağıtıyor, çeşitli dini şeyler dağıtıyorlar. Bana almamı istiyorlar. Ben hepsinden alıyorum. Dergiler var, dergileri alıyorum. İngilizcem de çok güzel. Arkadaşlar diyorlar ya sen hocasın. Ne işin var senin diğer kitaplarla? Ya Allah'tan gelmiş. Onlarda da istifade edecek yerleri var. Onlara bakacağım. Koğuşlarımıza yerleştirdiler. Herkese birer tane dolap verdiler. Çelik dolap. Dolabın en üst katını o güzelcene o kitaplara çektim. Benim esas maksadım onların hepsinde adresler var. Dini kuruluşlar nelerdir, nerelerde adresleri, nerede kalıyorlar? Bu adresler var. Bu risaleleri ben nereye göndereceğim? Üstad dedi ki götür, teslim et. Tabii bir hafta araştırdım ve bir hafta sonra o arkadaşla beraber 2 tane paket yaptık. O paketleri aldık ellerimize. Arka taraftan tabii Nizamiye'den çıkamıyoruz. Arka taraftan mezarlığın içerisinden dua ede ede Ya Rabbi diyoruz. Senin yüce davanı anlatan bu kitapları böyle mezarlıktan geçirerek saklayarak götürüyoruz. Ve postaneye gittik, adrese postaladık. Ve 2 gün sonra alındı kağıdı. Elhamdülillah Risale-i Nurları bu şekilde Amerika'ya ulaştırmış oldum. Biz kursa başladık diyor. Fakat benden başka diyor. Notları diyor
90'ın üzerinde olan hiç kimse yok diyor. Her akşam arkadaşlar diyor, çok büyük eğlence merkezleri var. O eğlence merkezlerinde sabaha kadar diyor içki içiyorlar. Kadınlarla kızlarla beraber oluyorlar. Sabaha kadar rahat uykumu uyuyorum. Sabahleyin de zinde olarak kalkıyorum. Sabah namazımı kılıyorum. Ve akşama kadar derslerime çalışıyorum. Arkadaşlara diyorum ya arkadaşlar, bu devlet bize bu kadar imkanlar tanıdı. Bizi buralara gönderdi. Vatana millete faydalı birer insan olalım diye. Ama siz sabaha kadar içki içiyorsunuz. Sabahleyin de akşama kadar uyuklayıp da ders çalışmadan böyle affedersiniz miskin miskin orada oturuyorsunuz. Giderken ne yüzle gideceksiniz Türkiye'ye? Fakat tabii bunu kime anlatıyorsun diyor. Şu Amerikalı subaylara soruyorum, ders veren hocalara. Hocam diyorum, sen evli misin? Hayır diyor. Peki evlenmeyi düşünmüyor musun? Hayır düşünmüyorum. Neden düşünmüyorsun? Ben Amerika devletine hizmet etmeye kendimi adadım. Onun için bunlara fırsat bulamıyorum. Ya diyorum bu adam diyorum böyle diyor. Size bak, siz neler şey diyorsunuz. Size Allah böyle bir imkan vermiş. Bu imkanı değerlendirmiyorsunuz. Adamlar tabii ki üstün olacaklar. Takım kurduk işte, voleybol, basket, böyle arkadaşları çedip hiç olmasa bu pisliklerden çetsinler. Gelmeye başladı 5-10 kişi. Onlarla takım kurduk, oynuyoruz. Fakat arada çıkıyorum ben yoruldum diye. O seyredenleri gidiyorum onlara ders anlatıyorum. Bir akşam böyle ders yaparken şikayet etmişler albaya. Albay hemen beni tutuklattı. Baktım ertesi günü mahkeme kuruldu. Yarbay, albay, binbaşı üçü o masada oturuyorlar. Ben karşılarında hazır ol durumda. Onu bekliyorum. Tabii o şeyin Texas'ın sıcağında barakada böyle kaynıyor tepemiz, güneş tepemizde kaynıyor. Tabii albay başladı bağırmaya. Ulan gericiler, yobazlar dedi. Türkiye'den sizden çektiğimiz yetmedi de Amerika'da da mı boş durmuyorsunuz? Nedir bu rezalet? Tabii albay bağırıyor, çağırıyor, böyle çıldırıyor. Diyorum ki kendi kendime içimden söz verdim. Ya Rabbi dedim. Bunlar dedim bana ne kadar hakaret ederlerse etsinler, hiç dedim karşılık vermeyeceğim. Ama dedim ne zaman dinime saldırırlarsa, dinime küfrederlerse cevaplarını vereceğim. Tabii albay başladı dine şeye küfür etmeye. Dedim dur albayım. Sen dedim, sizler dedim uzaya çıkacaktınız da biz Müslümanlar mı dedim tutup da sizi aşağıya indirdik. Siz dedim bütün teknolojileri buldunuz da bizler mi karşı çıktık? Bak dedim, benden fazla arkadaşlar içerisinde notu olan bir kişi varsa bana istediğin şeyi söyleyebilirsin. Benim hiçbir notum 91'den aşağı değil. 95, 96, 97 notlarım var. Bir de arkadaşların durumuna bakın. Onlara hiçbir şey söylemiyorsunuz. Her akşam pavyonlarda gezen arkadaşlara bir şey söylemiyorsunuz. Ben dindar olduğum için namaz kıldığımdan dolayı bu hakaretlere maruz kalıyorum. Bunları bana söylemeye hakkınız yok. Tabii bayılıp düşüyorum. Buz gibi suyu kafamdan aşağı döküyorlar. Kendime geliyorum. Biraz sonra elimde tutuyor iki tane asker, kaldırıyor. Yine başlıyorlar hakarete. Saatlerce böyle hazır ol vaziyetinde onların karşısında 2-3 sefer bayıldım. Binbaşı dedi ki, komutanım dedi, bunu dedi sakın dedi Türkiye'ye göndermeyelim. Türkiye'ye gönderirsek Amerika'ya ayıp olur. Getirdikleri adamları beğenmiyorlar, Türkiye'ye gönderiyorlar derler. Onun için o Türkiye'de ne gerekiyorsa yaparız. Tamam dedi. Ona dedi şey hapsi verin dedi, 15 gün barakada kalma hapsi.
Gece oldu tabii. Sabah namaz kılmayı, abdest almayı şey yok, imkan yok. Kapıyı çalıyorum, askerler açıyor. Neyse tuvalete gidiyorum, tuvalete abdestimi alıyorum, namazımı kılıyorum. Diğer namaz vakitlerinde böyle tuvalet şeysiyle her zaman şey diyorum. Bir baktım, sabah namazına kalktığımda binbaşı da gelmiş, ellerini kollarını sıvamış, o da abdest alıyor. Beni görünce Ömer dedi, yanlış yapıyorsun dedi. Böyle dedi, niye hepsine birden anlatıyorsun dedi. Bunların içinde bu kadar bozuk adamlar var dedi, biliyorsun. Yürü, tedbirli olsana dedi. Niye dedi hep herkese aleni ders yapıyorsun dedi. Bir tane iki tane dedi uygun insan seç. Onunla dedi başla. Ondan sonra dedi devam edersin. Böyle dedi sen hepsine birden anlatırsan işte dedi böyle şeylerle karşılaşırsın. Neyse dönüyoruz Türkiye'ye, Ankara'ya, etime su tabağlarına. Tabii gelirken yolda uçakta albay dedi ki yarın sabah ilk görevim işim dedi seni ordudan ihraç etmek olacak. Emriniz baş üstüne komutanım dedim. Uçakta epey bağırdı, çağırdı tekrar. Ondan sonra git otur dedi yerine. Neyse indik geç saat. Yattık. Fakat çok yorulmuşum. Sabah namazına böyle biraz geç kalktım. Baktım içtimaya da arkadaşlar. Herkes kalkmış içtimaya geçmiş. Ben namazımı kıldım. Koşa koşa gittim. Arkadaşın yanında hemen yerimi aldım. Tabii baktım albay sivil. Şaşırdım Allah Allah dedim albay niye sivil böyle? Yanındaki arkadaşa sordum dedim albay niye sivil? Dedi ki albayı ordudan attılar, ihraç ettiler. Şimdi veda konuşması yapıyor. Tabii orada secdeye kapanasım geldi. Ya Rabbi dedim bu adam beni gelir gelmez ihraç edecekti. Allah bana 20 sene vatanıma görev yapmayı orada nasip etti. Bu adamı o gün görevine son verdirdi. Dava şuuruyla hareket edenleri Cenab-ı Allah burada da mükafatlarını veriyor inşallah.